İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Davet. Batı Ermenistan'ın evlatları David Ignatius. Ermeniler tarafından yürütülen meşru müdafaa savaşları. Aşot Arutyunyan, güçlü bir Ermeni devletimiz ve ordumuz varsa yeni bir soykırımı önleyebiliriz. Ermenistan Cumhuriyeti, Berzor yolunda Azerbaycan'ın kontrol noktası konusunda Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Cavak'tan haberler. Papa Francis, Grigor Naregatsi'yi evrensel dayanışmanın tercümanı olarak adlandırdı. Batı Ermenistan hükümeti, ilgili tüm kişileri, kuruluşları ve basın mensuplarını 29 Nisan 2023 saat 12'de Dizdernakapert'teki Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosit anıt kompleksi yakınında Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit kurbanları için yapılacak anma törenine katılmaya davet ediyor. Etkinlikte Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan Başbakanı, tarihçiler ve uzmanlar birer konuşmada bulunacak. Giriş ücretsizdir. David Ignatius, Massachusetts'te doğdu ve büyüdü. Babası Amerikan Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Bakanı oldu. Baba tarafının ataları Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Ermenilerdi. Ignatius, uluslararası ilişkiler ve istihbarat servisleri üzerine makaleler yayınlayan saygın ve deneyimli bir gazetecidir. Washington Post muhabiri olarak The New Yorker, The Atlantic ve Foreign Affairs dergilerde de makaleler yayınladı. En çok satılan New York Times'ın makale yazarıdır ve bu makalelerinden biri daha sonra Ridley Scott tarafından yönetilen Leonardo DiCaprio ve Russell Crowe'un oynadığı Hile Paketi adlı filmin temelini oluşturmuştur. Batı Ermenistan'daki Urfa'nın meşru müdafası başlamadan önce Mıgırdıç'ın öz savunma sırasındaki kadar cesur eylemleri var. Örneğin 10 Ekim'de meydana gelen bir olay da bunlardan biri. Çatışmalardan birinde düşmanın toplarından biri ortalığı kasıp kavururken Urfa'nın öz savunma komutanı onu susturmak için şaşırtıcı ve bir o kadar da cüretkar bir numara buldu. Büyük bir barilin içine girdi ve yokuştan top konumuna doğru yuvarlandı. Türkler ne olduğunu anlamadan Yot Yehbayran varilden dışarı atladı, topçuları öldürdü, topu kullanılmaz hale getirdi ve gitti. Urfa'nın 25 günlük öz savunma savaşlarından birinde korkunç bir bombardıman oldu. Gece vakti çeteler bir saldırı düzenledi ve kısa süre sonra Katolik Kilisesi'ni ele geçirdi. Ancak kilise Ermeni mevzileriyle çevriliydi. Bu başarısızlık herkesin kafasını karıştırırken Yot Yehbayran bunun için sadece sevindi. Kilise avlusunu dolduran ve başarının tarihsiz heyecanını yaşayan kalabalık, Mıgırdıç'ın emriyle her iki yönden atılan el bombalarının yağmur altında yok olmaya başladığı ve kaçmaya çalışanlar çevre mevzilerden açılan keskin nişancılar tarafından öldürüldü. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin yayınında tarihçi Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Aşot Arutyunyan, soykırım, Armenosidi organize etmenin nedenleri ve onun kınanması sonucunda ortaya çıkan meseleler hakkında konuştu. Aşot Arutyunyan bu konuda şunları kaydetti. Artsakh'ta 44 gün süren savaş, soykırım, Armenosid'in devamıdır ve milletimiz tarihimizden ders çıkarana kadar devam edecek ve bu bir beka mücadelesi meselesidir. Ya Türkler ya da biz. Ermeni milleti kendine güvenmesi gerektiğini anlarsa o zaman kazanır. Tarihçi, Azerbaycan tarafından Berzor yolunda yasa dışı bir kontrol noktası kurmasına atıfta bulunarak şunları söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin karşı karşıya olduğu ciddi sorunlar 44 günlük savaştan sonra başladı. Kontrol noktasının kurulması soykırım, Armenosit eylemlerinden biridir. Burası ise Artsakh toprağıdır ve hiçbir işgalci gücün yasa dışı eylemlerde bulunma hakkı yoktur. Elbette Aliyev rejiminin Artsakh'ı Azerbaycan egemenliğine tabi kılarak diz çöktürmeyi amaçladığı açıktır. Yeni bir soykırımı Armenosidi ancak güçlü bir Ermeni devleti ve ordusuna sahip olarak tüm Ermenileri birleştirecek bir irade göstererek önleyebiliriz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki Ermenistan Cumhuriyeti Temsilciliği Sözcüsü Hasmik Sambelyan, TASS Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti, Berzor yolunda Azerbaycan'ın kurduğu kontrol noktasıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan aleyhine dava açtı. Sözcü Hasmik Sambelyan, Ermenistan Cumhuriyeti tarafı Azerbaycan'ın Hakkari Nehri yakınında bir kontrol noktası kurmasıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesi'ne başvurdu. Bu, mahkemenin 23 Şubat 2023 tarihli kararının bir ihlalidir, dedi. Ahalkalak Belediyesi'nin Sakrebulo Komisyonları'nın ortak oturumunda Sakrebulo Başkan Yardımcısı Kartsah köyünde bulunan Aşol Civani'nin ev müzesinin yerel bütçenin finansmanı altında devralınması için bir teklifte bulundu. Öneri gelecekte değerlendirilmek üzere kaydedildi. Aşol Civani'nin ev müzesinin 170. yıl dönümünde 27 Ağustos 2016'da Cavahka Destek Vakfı'nın desteğiyle açıldığını belirtelim. Ahalkalak yerel yetkililerin de müzenin oluşturulmasına özel katkıları var. Müze, Cavahka Destek Vakfı tarafından ayakta kalıyor. Ahalkalak Belediyesi'nin Sakrebulosu'nda spor ve futbol sahalarının inşası için ek ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşüldüğü tüm komitelerin ortak toplantısı gerçekleştirildi. Değişiklik paketi bölge meclisi tarafından daha sonra onaylanmak üzere büro oturumuna gönderildi. Ahalkalak Kartsah Uluslararası Karayolu'nun ilk bölümü ve birçok kesimleri geçilmez çukurlarla kaplı. 2010 yılında yapılan yolun restorasyonuna ihtiyaç var. O yıldan beri büyük bir onarım yapılmadı. Sadece bazı alanlarda kısmi onarımlar gerçekleştirildi. Karayolu Dairesi Başkan Yardımcısı Pavle Gamrekelidze, Jinevs Haber Ajansı'na bu sorunu çözmek için çalıştıklarını ve Dadeş Kartsah Karayolu bölümünün de onarılacağını söyledi. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda 26 Nisan'da düzenlenen geleneksel toplantıda Papa Francis özellikle Grigor Naragetsi'den evrensel dayanışmanın tercümanı olarak söz etti. Armen Press'in haberine göre Vatikan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Facebook sayfası, Sub Grigor Naragetsi'nin duaların derlemesi olan trajedi kitabı hakkında konuşan Papa Francis'in şunları söylediğini bildirdi. Aziz Grigor Naragetsi bize Ermeni milletinin inancının asimile edildiği bir dua kitabı bırakan bir Ermeni papazdır. Grigor Naragetsi küresel, evrensel sevginin parlak bir örneğidir. Mesajda şöyle deniyor. Hazretleri, Ermeni papazın tüm hayatını Narek Manastır'da geçirdiğini ve burada insan ruhunun derinliklerini dikkatlice incelemeyi öğrendiğini ve dua ile şiiri birleştirerek hem Ermeni edebiyatının hem de Ermeni manevi mirasının zirvesini belirlediğini kaydetti. Papa'nın Ermeni azizi hakkındaki konuşması, Batı Ermencesi, İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Rusça'da dahil olmak üzere yaklaşık 400'üne dilde Vatikan haberlerinde yansımıştır. Kaynağa göre 12 Nisan 2015 yılında Vatikan'daki Aziz Petrus Katedrali'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırımın Armenosid'in 100. yıl dönümüne adanan ayin sırasında Roma Başpiskoposu Ortaçağ Ermeni din adamı ilahiyatçısının Ekümenik Kilisesi'nin başı ilan etti ve 2 Şubat 2021'de Papa Francis'in kararnamesi ile 27 Şubat Aziz Grigor Naragetsi'nin anma günü olarak ana Roma takvimine dahil edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bağım Patsvats Vartes adlı eseri sunuyoruz. Bağım Patsvats Vartes, Bağım Patsvats Vartes, Drahtisi Ruzartes, Drahtisi Ruzartes, Ahminç kaç verip meç tancı Krakes do im sakne piravorem yar ah inch ka cherit mech tanjum e hokisek krakes do im sakne piravorem Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.